Herkese yeniden merhaba. Biz şimdi alışveriş yapmaya geldik. File marketteyiz. Önce bir sebze meyve alacağız. Sonra da evin diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. Domates alalım aşkım biraz da. Çok fazla almaya gerek yok. Kahvaltıda yiyecek kadar alalım. Armut alalım. Güzelmiş. Kolay gelsin. Kızartmak için patlıcan alabiliriz. İki tane alayım mı aşkım? Allah. Poşet getirsene. Karışık kızartma yapınca güzel oluyor. Bir de dolma biber alacağım birazdan. Kestane mantarı. Hiç pişirmedim bu mantardan. Alayım mı aşkım? Kestane mantarıymış. Deneriz. İlk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Hiç denemedik. Şu istiridye mantarını çok yapıyorum da bunu hiç denemedim. Ondan mı alayım? Denerdik ya. Fikrimi değiştirdim. Ve en son böyle normal mantar almaya karar verdim. Harrah's marka al ya. Daha önce bir kere falan almıştım diye hatırlıyorum hayatım. 4,5-3,5 İyi fiyatı. Tarihi de iyi. Taze kaşar peyniri tam yağlı diyor. Bunu denemedim daha önce. Bunu deneyelim bakalım nasıl. Bir tane de sucuk almış İlker. Atikoğlu. Peynir almadan gidiyoruz aşkım. Normal peynir de alalım. Böyle beyaz bir peynir varmış. Onu da deneyeceğiz. Şöyle öğütülmüş sarımsak var. Bir de tuzlu sarımsaklı bir çeşni var. Şunu alacağım ben sanırım. Böyle Himalaya tuzu sanırım bu. Şunu alayım. Bir de gram olarak mı? Gram şu 300 gram. Koska'nınkisi. Bu kaç gram? O 600. İki katı. Ama fiyatı o kadar fazla değil. Sence? Bu Koska'nın. O da Harrah's markasına ait. Bunu alıyorum ya. Koska'yı alıyorum. Sen ne aldın? Sen de göster. Pepeli tahin pekmez aldırmakta. Aşkım un alsana şuradan. 5 kilogramlık un alalım. Evde var ama. Bundan mı? 1 kilogram falan. Al gitsin bundan ya. Şundan alalım. Anne, baba. Efendim. Şunun adı ne? Kurabiye zaten o. Evet, kurabiye. Evde yapalım mı? Evet, evde yapalım gibi ya. Kurabiye. Tamam, kurabiye kalıplarımızı kullanıp yaparız evde. Ama bunun şekli gibi. Bak, şunları yapabiliriz evde. Şunları da yapmaya çalışırız. Tamam. Çayla falan mesela bak çok güzel gider bunlar. 8, evet güzel demiş. Oluyor aşkım. Ama çok şekerli oluyor. Daha önce almıştık ya. Evet, hatırlıyor musun? Şekerli. Çok çok şekerli onlar. Şimdi Irmak'ın bir tane çikolata alma hakkı var. Irmak'ın seçimi. Kinder Chocolate. Chocolate. Kinder Joy değil o. Kinder Chocolate. Böyle de var aslında. Kızartılmış herkese. Bundan mı alsak biz? Olabilir. Olabilir. Şu çok güzel oluyor. Nar aromalı Antep fıstıklı. Bayılıyoruz biz buna İlker'le. Bir tane de ondan aldık. Meyveli soda tabii ki olmazsa olmaz. Yazın daha çok içiyorduk ama kışın da içiyoruz hala. Limon da alalım mı? Alalım mı? Var, var sadece aşkım. Limon ama. Limon var. Tamam. İlker hazırlık yapıyor kendisine. Evde Churchill yapacak. Burada şey almış. Ben de alalım. Sen dediğini alalım. Anne beyaz da var ama beyazın
güzel ya. Beyaz mı alalım, pembe mi alalım? Beyaz. Evet, o da çok kullanılır ama pembe de güzel olabilir. Ya anne, her gün pembeden sıkılırım ben. Sıkılır mısın? He, maalesef canım. O yüzden bunu alalım. Tamam, hadi onu alalım. Arkasını da göster bize. Nasıl? Arkası böyle. Yani şöyle topladığım zaman yukarıya takabilirim. Al anneciğim, koy sepetimizi. 6 liraymış o tuta. Şu da güzelmiş, ırmış. Bu nasıl bir şey? Bir tane de ıslak mendil aldık. Anne. Efendim, çıkalım artık. Hadi bakalım, kasaya gidelim. Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videom yine iki videomu birleştirdiğim bir video olacak. Irmak'la eve yeni geldik. Gelirken de mahallemizdeki fırına uğradık. Fırından böyle hazır iki tane ekmek hamuru aldım. Çünkü haşhaşlı çörek, börek ne diyorsunuz bilmiyorum ama tavada haşhaşlı çörek diyoruz biz ona. Ondan yapacağım. Aslında annem bunu evde kendisi hamur açarak yapıyor ama benim öyle uzun uzun vaktim olmadığı için bunu kullanıyorum. Yani fırından aldığım hamuru bu şekilde böreklerde kullanıyorum. Geçen hatta bir ekmek yaptım fırında, o kadar güzel oldu ki pizza yapmak için hamur almıştım. O zaman fazla almışım. Kalan hamuru da ekmek yaparak değerlendirmek istedim. Onu böyle güzelce bir rulo haline getirdim. Sonra kestim üzerine. Böyle lezzetli bir ekmek oldu. Sıcak sıcak tereyağında sürüp yedik. Biraz kalorili evet ama seviyoruz biz hamuru, hamur işini. Benim dolabımda haşhaş var. Ben bunu Şok Market'ten almıştım. Mis gibi kokuyor. Böyle dövülmüş, içerisinde yağ olan bir haşhaş. Ben şimdi bir miktarını alacağım. 2 kaşık kadar falan. Tekrar yağ ile açacağım. Çünkü bu bol yağ ile olan bir şey. Şimdi hamuru parçalara böleceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Biraz elime yapışıyor ama sonra yağlı olduğu için hamur geçecek o yapışma olayı. Böyle bölüyorum hepsini. Ekmek hamurunu biraz az aldığımı fark ettim. Keşke 2 değil de 4 tane alsaymışım. Bayağı az oldu. Bugüne anca yetecek.
En azından bir iki ekmek daha alsaydım yarın da yerdik. Neyse, bir dahakine daha fazla alırım artık. Hamur işi seviyorsanız eğer size tavsiye ederim. Bir deneyin evde. Bu arada pişirirken çok az bir miktarda tavaya yağ koydum. Bu da